Baas Partisi'nin kontrolünü ele geçiren, otoriter bir yönetim kuran ve 1980'lerde Hama katliamının emrini veren Hafız Esed, 10 Haziran 2000 tarihinde vefat etti. Hafız Esed'in 30 yıl boyunca Suriye'nin devlet başkanı olarak iktidarda kalmasının ardında birçok önemli etken vardı. Hafız Esed, 6 Ekim 1930 tarihinde Suriye'nin Kardaha şehrinde dünyaya geldi. Hayatı boyunca Suriye'nin siyasi arenasında etkili oldu. 1971 yılında gerçekleşen bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. Darbenin ardından Baas Partisi'nin kontrolünü ele geçiren Hafız Esed, otoriter bir yönetim kurdu ve 30 yıl boyunca Suriye'nin devlet başkanlığı görevini yürüttü. Hafız Esed, yönetimde kaldığı süre boyunca muhaliflere ve siyasi rakiplerine göz açtırmadı. Kendi partisi içindeki muhaliflere bile tolerans göstermeyen Baba Esed, birçok muhalif figürünü tutuklayarak veya infaz ederek etkisiz hale getirdi. Bu süreçte binlerce insanın öldürüldüğü ve kaybolduğu bilinmektedir. Esed'in politik rakiplerini ortadan kaldırmak için kullandığı bu yöntemler, rejimin otoriter doğasını ve insan hakları ihlallerini yansıtmaktadır. Ülke onun yönetimindeyken yaşanan en korkunç olaylardan biri 1982 yılında Hama şehrinde gerçekleşen katliamdır. Hafız Esed'in yönetimi altında olan Suriye'deki Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı isyancılar Hama şehrinde isyan başlattı. Esed bu isyanı bastırmak için orduyu şehre gönderdi ve büyük bir askeri operasyon başlatıldı. Bu operasyon sırasında Hama şehri ağır topçu ateşi ve bombalamalarla tahrip edildi. Neredeyse 20 gün süren bu operasyonlar sonucunda 40 bin sivil öldü ve şehir harabeye döndü. Hafız Esed'in ailesi ve yakın çevresinin Suriye'nin servetini çaldığı biliniyor. Esed ailesi, Suriye'nin tüm kaynaklarını ele geçirmek için geniş bir kontrol ağı kurdu. Bu ağ özellikle devlet ihaleleri, enerji sektörü ve diğer stratejik endüstriler üzerinde etkili oldu. Esed ailesi ve yakın çevresi ekonomik yönden avantaj sağlamak amacıyla devlet fonlarını ve kaynaklarını kötüye kullanarak kişisel zenginliklerini arttırdı. Hafız Esed yönetimdeyken gerçekleşen olaylar Suriye tarihinde önemli bir yer tutar. İnsan hakları ihlalleri, politik baskılar ve otoriter yönetim şekli Baba Esed döneminin en temel özellikleri arasında yer alır. Hafız Esed iktidarı boyunca güvenlik güçleri ve istihbarat servisleri üzerinde geniş bir kontrol sağladı. Muhalifleri bastırmak ve siyasi rakiplerini etkisiz hale getirmek için baskı, gözaltı, işkence ve infaz gibi yöntemlere sıklıkla başvurdu. Bu baskı mekanizmaları muhalifleri sindirdi ve potansiyel tehditleri ortadan kaldırdı. Böylece Baba Esed iktidarını daha da güçlendirdi. Suriye'nin etnik ve dini çeşitliliğini kullanan Baba Esed, seçimlerde bu yöntemle destekçilerini arttırdı. Baas Partisi, rejimin kontrolünde olan seçim sürecini manipüle etti ve Esed'i destekleyen sonuçlar elde etti. Seçimlerin gerçek anlamda demokratik ve adil olmadığına dair eleştiriler bulunmaktadır. Ayrıca Suriye'de muhalefetin baskı altında tutulması ve siyasi özgürlüklerin sınırlanması Esed'in seçmenleri bir tür zor kullanma veya korkutma yönetimi olarak da değerlendirilebilir. Hafız Esed'in vefatından sonra oğlu Beşar Esed'in Suriye'nin devlet başkanı olması için bir dizi plan hayata geçirildi. Suriye'de Cumhurbaşkanı seçilmek için konan 40 yaş sınırı, Beşar Esed'in Cumhurbaşkanı adayı olması için Temmuz 2000 tarihinde Suriye Halkı Meclisi tarafından yapılan anayasa değişikliğiyle aşağıya çekildi. Sonuç olarak Hafız Esed'in uzun süreli iktidarı, baskıcı yönetimi, güvenlik güçlerini kontrolü, manipüle edilen seçim süreçleri, iç ve dış siyasi faktörlerin bir kombinasyonu sonucu ayakta kaldı. Peki ya siz? Hafız Esed hakkında bu bilgilere sahip miydiniz ve onun hakkında ne düşünüyorsunuz?